Merhaba, ben Özgür. Kadın emeği ve istihdamı alanında araştırmacıyım. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması konuşuluyor güncel olarak. Bunu daha çok aslında kadınların ücretli emeğini hem de ücretsiz emeğini nasıl etkilediğini, neden bunun bir kadın meselesi olduğunu konuşacağız. Asgari ücret neden bir kadın meselesidir? Asgari ücret kadın açısından sadece bir ücret meselesi değildir, politik de bir meseledir. Çünkü kadınların hem ücretli emek alanını hem de ücretsiz emek alanını aynı anda etkiler. Yani bunu birbirinden ayıramıyor olsak da yine de hem ücretli emek alanına kadınlar açısından asgari ücretin belirlemesinin nasıl sonuçlar doğuracağını hem de ücretsiz emek alanında nasıl sonuçlar doğuracağını ayrı ayrı bakabiliriz. Birinci olarak ücretli emek alanında kadınların yani şu anki emek piyasasındaki durumlarına bakmak gerekir. Zira şu an ücretli emek piyasasında kadınların erkeklere oranla, çalışan erkeklere oranla yarısı kadar istihdama katıldıkları, aynı zamanda özellikle bakım emeğini yüklenen kadınlar arasında yani genç kadınlarda, orta yaşlı kadınlarda bu oranın çok daha aşağıya düştüğünü görüyoruz. Yani ancak her 10 kadından 3'ü ücretli emek alanına katılabiliyor, güvenceli emek alanına ulaşabiliyor, istihdama ulaşabiliyor. Bu sebeple de öncelikle kadınların istihdam içerisinde ne kadar yer aldığına, daha sonra da bu istihdam içinde hangi ücretlere çalıştıklarına bakmak gerekiyor. Kadınlar ücretli emek alanında çoğunlukla asgari ücret civarında ücretlerde çalışıyorlar. İstatistik olarak buna baktığımızda aslında her 5 kadından 3'ü asgari ücretle veya asgari ücret civarında çalışıyor. Erkeklerde bu oran çok daha yüksek. Kayıt dışı istihdam içinde genel olarak kadınlar asgari ücretin altında çalışıyorlar. Bu oran %90. Yani 10 kadından 9'u kayıt dışı istihdamda asgari ücretin altında çalışıyor. Peki asgari ücretin belirlenmesi kadınların aldıkları bu ücretler için ne ifade ediyor? Elbette kayıt dışı çalışma her ne kadar aslında olmaması gereken bir şey olsa da asgari ücretin yükselmesi kayıt dışı çalışan kadınların da ücretlerinde görece bir iyileştirmeye sebep olabiliyor. Asgari ücret aynı zamanda kadınların sadece ücretli çalıştığı alanlar için değil ama hane içinde gerçekleştirdikleri ücretsiz emek alanını da belirleyen bir ücrettir aslında. Bu nedenle kadınlar açısından ve feminist mücadele açısından asgari ücret politik bir meseledir. Kadınlar istihdama erişebilmeleri için öncelikle kreş ihtiyacının ortadan kalkması gerekiyor çocuklar için. Çocukların kreşe gönderiliyor olması gerekiyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan başka bireyler varsa bunların bakımının sağlanması gerekiyor. Ancak bu koşulda kadınlar istihdama katılabiliyorlar. Öte yandan asgari ücret yükseldikçe kreş fiyatları da yükseldiği için çoğu kadın aldıkları ücretle kreş masraflarını karşılayamıyorlar ve bu da kadınların aslında ücretli emek alanından çekilmesine neden oluyor. Asgari ücret sadece kadınların ücretli emek alanından kreş nedeniyle çekilmesin değil ama evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da çekilmesine bazen neden olabiliyor. Bu yeniden üretim alanını neden etkiliyor diyoruz? Çünkü kadınlar eve bir asgari ücret girmesi durumunda yani kendisi çalışmayıp işte eşinin ya da babasının yani herhangi bir koşulda tek bir asgari ücretin girmesi ve bu asgari ücretin artık neredeyse bir ortalama ücret olması, geçimlik bir ücret olmaması nedeniyle kadınlar evdeki ekonomik faaliyetleri tekrar organize etmek zorunda kalıyorlar. Bu organizasyon işte markette daha ucuzunu aramak, alacakları gıdanın veya ürünlerin, evde kendileri daha fazla emek ve zaman harcayarak bazı ürünleri üretmek zorunda kalmak, evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, çocukların masraflarını karşılamaya çalışmak, evdeki bakım yükünü daha fazla üstlenmek gibi kadınların üzerine aslında daha fazla ev içi sorumluluklar yüklüyor. Asgari ücret toplumun her kesimi için bir ücret meselesidir aslında. Çünkü asgari ücret bir referans, gerçi bizde referans ücret oldu aslında, ortalama ücret oldu. Aslında minimum ücrettir. Ama bizim şu anki ekonomik koşullarda ortalama bir ücret oldu ve referans bir ücret oldu çoğu çalışan için. Bu sebeple sadece asgari ücret alanları değil, asgari ücretin altında alanları, asgari ücretin üstünde alanları, kayıt dışı çalışanları, bütün bu kesimleri aslında etkileyen bir ücret meselesidir. Kadınlar için de sadece ücret alanını değil, yani asgari ücretin üstüne çalışıyor olabilirler, asgari ücret olabilir, asgari ücretin altında olabilir. Kadınlar için bu alan bir çember daha genişleyip aynı zamanda ücretsiz emek alanını da içine alır hale geldi. Alıyor yani doğal olarak. O yüzden şunu söylemek doğru olur. Asgari ücret meselesi sadece çalışan kadınların meselesi de değil, aynı zamanda çalışmayan kadınların. Yani bir işte çalışıyor olsun veya olmasın, bütün kadınların politik bir gündemidir asgari ücret. Çünkü eve gelen geliri belirler, eve gelen gelirin
genelde organizasyonu, işte evin ihtiyaçlarının karşılanması, bakım sorumluluklarının giderilmesi genelde kadınların, yani toplumsal cinsiyet iş bölümüne dayalı olarak kadınların üzerine yıkıldığı için eve gelen gelirin kadının hane içerisindeki emeğini etkileyecek bir tarafı var. Bu yüzden de aslında asgari ücret kadınlar açısından hem bir ücret meselesi hem de yeniden üretim meselesidir. Asgari ücretle çalışan kadınlar açısından asgari ücretin düzeyinin kadınların ne kadar güvenceli istihdama katıldığını da belirliyor aslında. Çünkü kadınlar eğer özellikle yalnız kadınlar, boşanmış kadınlar, işte çocukların bakma yükümlülüğü üzerinde olan kadınlar için eve giren bir asgari ücret evin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Evin ihtiyaçlarını karşılayamadığı zaman da kadınlar asgari ücret alanından kaçıp, yani güvenceli işten kaçıp, yani güvenceli bir asgari ücretten kaçıp işverenden güvencesiz bir ücret talep edebiliyorlar. Çünkü bu koşullarda kadınlar hem nafakadan faydalanabiliyor hem çeşitli sosyal yardımlardan faydalanabiliyor. Bu sosyal yardımlara ulaşabilmek adına kadınlar güvenceli emek alanından çıkıp maalesef kendi rızalarıyla, çünkü geçinecek bir gelire ulaşabilmek için ancak bu tarz kombinasyonlar yapmak zorundalar. Farklı yerlerden hangi yardımlar, işte yoksulluk yardımından faydalanabilirler mi? Çocukları için kırtasiye yardımından faydalanabilirler mi gibi şeyleri hesaplayıp, aslında bu da çok büyük bir yeniden üretim emeği, aynı zamanda bunları organize etmek. Bunları hesaplayarak kadınlar güvenceli istihdam alanlarından çekilip işverene bana sadece işte asgari ücreti ver, sigortamı ödeme, beni sigortalı gösterme, çalışan olarak gösterme, ben de böylece bu yardımlardan faydalanayım gibi yollara başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Yani kadınların asgari ücretin bir aileyi geçindiremeye düzeyi kadınlar için başka alternatifler aramaya, bu alternatifleri ararken de daha çok güvencesiz çalışma biçimlerine kaymaya sebep oluyor. Ya bütün bu çerçevede kadınlar asgari ücretin artması konusunda, yani bütün kadınlar zaten asgari ücretin artmasını talep etmeli. Çünkü kadınlar için asgari ücret seviyesi onların temel olarak ücretli hayattaki konumlarını belirliyor. Bunun dışında en büyük taleplerden bir tanesi ücret şeffaflığı ve eşit işe eşit ücret talebi olmalı. Çünkü kadınlar eşdeğer işlerde çalıştıklarında da erkeklerle aynı ücretleri almıyorlar. Bunun temel nedeni olarak da ev içi emeklerinin kadınlara yüklediği sorumluluklar gösteriliyor. Veya işte kadınların daha örgütsüz olması, daha güvencesiz koşullarda istihdama girmesi, daha kırılgan istihdam biçimlerini tercih etmesi, kadınların ücretli emek alanında çok da fazla işte bir haksızlık durumunda seslerini yükseltememelerine, işte birçok çalışma koşuluna razı gelmelerine neden oluyor. O sebeple de aslında istihdamda eşdeğer işlerde bile kadınlar erkeklerle eşit ücretleri ve eşit hakları ve çalışma koşullarını elde edemiyorlar. Birinci talep ücret şeffaflığı olmalı. İkinci talep de asgari ücretin, yani hem kayıt dışılığın denetleniyor olması hem de bu asgari ücretin denetlenebiliyor olması gerekiyor. Çünkü özellikle bu denetlemenin çok az olduğu yerlerde, mesela Anadolu'daki iş yerlerinde kadınlar çoğunlukla erkeklerin bile güvenceli girdiği işlere kadınlar güvencesiz biçimde katılabiliyorlar. Kayıt dışı olarak katılabiliyorlar. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Öte yandan kadınların ücretsiz emek alanındaki sorumluluklarını hafifletecek işte kreş yardımlarının yapılması, kreşlerin ücretsiz ulaşılabilir kreşlerin açılması, iş yerlerinde kreş açma zorunluluğu şu an mevcut ama öyle bir yasa ki, yani işverenler tarafından çok rahat üzerinden atlanabiliyor. İşte sadece kadınlar üzerinden tanımlanıyor genelde kreş hakkı ama bütün ebeveynler üzerinden tanımlanması gerekiyor. Yani bir iş yerindeki kadınların sayısına bakarak kreşi değil, aslında bütün çalışanların sayısına bakarak kreş açma zorunluluğu olup olmadığı belirlenmesi gerekiyor. Kreşin varlığı kadınları en çok istihdama katan unsurlardan bir tanesi. Bu sebeple kadınların en azından bir asgari ücrete ulaşabilmesi ve güvenceli istihdama ulaşabilmesi için kreş talebi çok önemli. Öte yandan gıda fiyatlarının artması, kadınların aynı zamanda ev içerisinde işte nasıl besleneceğini, sağlıklı beslenip beslenilmeyeceği, bunların hepsini kadınların organize etmesine, kadınların bir arayışa girmesine neden oluyor. Bu nedenle temel taleplerden bir tanesi de, bu çokça dillendirilmiş olmasına rağmen bir ara yapıldı, sonra tekrar geri çekildi. Şu an büyük ihtimalle tasarruf tedbirleri kapsamında da bunu gerçekleştirmemeyi planlıyorlar. Ancak temel taleplerden bir tanesi okullarda ücretsiz, sağlıklı bir öğünün çocuklara sağlanabiliyor olması. Bunlar böyle çok küçük belki de detaylar gibi görünüyor ama aslında bu kadınların hayatlarında özellikle istihdama katılabilmeleri için çok ciddi farklar yaratıyor. Zira hani çok kısa dönemlerde işte çeşitli projeler kapsamında
bu kadınların işte çocuklarını kreşe bırakabilecekleri bir imkan yaratıldığında aslında istatistiklerde kadınların yüksek oranda istihdama tekrar katılabildiğini görüyoruz. Ancak bunlar geri çekildiğinde kadınlar tekrar eve geri dönüyorlar ve güvenceli bir asgari ücrete de erişemiyorlar. Burada şunu da belirtmek gerekir. Güvenceli bir asgari ücrete veya üzerine erişememek kadınlar açısından emekliliklerini de etkileyen bir unsur. Çünkü çoğu kadın kesintili istihdam nedeniyle veya güvenceli istihdama hiç ulaşamamış olmaları nedeniyle herhangi bir emeklilik hakkına daha sonra sahip olamıyorlar ve bu kadınlar daha sonra da işte ileri yaşlarda çeşitli biçimleriyle kadın yoksulluğunu deneyimlemeye başlıyorlar. Bu sebeple de güvenceli istihdam ve asgari ücretin yükseltilmesi, tekrar belirlenmesi kadınlar açısından aslında ömür boyu hayatlarını etkileyecek bir mesele. Kadınların elde edebildikleri ücret gelirleri, şu an üzerinde konuştuğumuz asgari ücret meselesinde mesela, kadınlar için yani sadece işte ücretli emek alanında veya ücretsiz emek alanında yarattığı sonuçlar dışında kadınların hayatlarında da sonuçlar yaratıyor. Şu şekilde zaten işte kadınlar açısından bir şiddet ortamında veya bir baskı ortamında, hane içerisindeki bir şiddet ortamında veya baskı ortamında boşanmayı tercih eden kadınlar, edebilecek kadınlar çalışırken veya boşandıktan sonra işte ücretli bir yerde çalışırım ve kendi hayatımı devam ettiririm diye düşünen kadınlar için asgari ücretin yükseltilmemesi, bir geçimlik bir ücrete sabitlenememesi kadınların çoğunlukla işte aile evlerini bırakamamalarını, şiddet gördükleri haneleri terk edememelerine neden oluyor. Çünkü çoğunlukla kadınlar işte haneleri terk ettiklerinde, eğer evlilerse, çocukları da varsa çocuklarıyla birlikte haneyi terk etmeyi düşünüyorlar. Keza çocuklar olmasa bile şu anki asgari ücret seviyesi bir insanın bile orta ölçekte bir şehirde hayatını idame ettirmesi için çok düşük bir rakam. Bu yüzden kadınlar buna cesaret edemiyorlar. Daha sonra işte evden ayrıldıklarında hayatlarını nasıl devam ettireceklerini kestiremiyorlar. Çoğunlukla aile evlerini veya eşleriyle birlikte yaşıyorlarsa eşlerinden ayrılamıyorlar. Bu da kadınların aslında uzun dönemde çok daha uzun erimli işte şiddet sarmalının içinde kalmasına, oradan çıkamamalarına neden oluyor. Bu sadece kadınları değil aynı zamanda çocukları da etkileyen bir unsur. Yani asgari ücret kadınların hayatını ve yani sadece güvenli bir çalışma değil, güvenli bir hayat sürme güvencesini de ellerinden alıyor asgari ücretin yükseltilmemesi veya bir geçimlik ücrete denk düşürülememesi. Şimdi cinsiyetçi emek piyasasında ücretler çoğunlukla erkek meselesi olarak görülür. Ücretler de zaten genelde erkeklere göre belirlenir. Ama yani bütün bu konuştuklarımız çerçevesinde görüyoruz ki aslında kadınlar için ücret meselesi çok daha geniş politik anlamı olan bir mesele. Ve kadınların asgari ücret meselesini, asgari ücretin yükselip yükselmeyeceği, hangi oranda belirleneceği meselesini kadın mücadelesinin bir meselesi olarak alıp aslında dört elle sarılmaları gerekiyor. Çünkü bu sadece bizim ücretli alandaki emeğimizi belirleyen değil, aslında bütün yaşamımızı belirleyen politik bir mesele. Bu sebeple Temmuz'da ara zam için tüm kadınların mücadelede yerini alması gerekir.